olağanüstü stratejileriyle büyük zaferler kazandı. Başarılarıyla savaş sanatının yazarı Sun Tzu ile dahi karşılaştırılabilecek konuma geldi. İşte 3 krallık döneminin strateji dehası Zhu Liang. Zhu Liang, Kong Ming olarak da tanınmaktadır. Milattan sonra 181 yılında Yangdu'da doğmuş, daha sonra bilimle uğraşmak için Longzong'a yerleşmişti. Öğrendiği bilimler sayesinde olayları parça parça değil de bir bütün olarak analiz etmeyi ve kavramayı başaran Zhu Liang, hatırı sayılır bir üne kavuşmuştu. Bu dönemlerde Çin kaosun ortasındaydı. 3 farklı güç Çin'i hakimiyet altına almak için çarpışıyordu. Çin'in güneyi acımasız komutan Cao Cao tarafından kontrol edilirken, Yangtze Nehri'nin orta ve aşağı kısımları ise bir diğer savaş altı olan Sun Quan'ın kontrol altında bulunuyordu. Kuzeyde ise aralarında en güçsüz olarak bilinen Liu Bei vardı. Zhu Liang gününü Liu Bei'nin kulağına kadar gitmişti. Bu yüzden Liu Bei, Zhu Liang'ı kendisine danışman olması için davet etti. Ancak Zhu Liang, Liu Bei'nin teklifini 2 kez reddetti. Liu Bei vazgeçmeyerek bir teklif daha yaptı. Bu sefer Zhu Liang, Çin'i birleştirmek ümidiyle yardımı kabul ederek Liu Bei'nin saflarına katıldı. Artık en güçsüz olarak bilinen Liu Bei, Zhu Liang'ın dehası sayesinde hakimiyet savaşında öncülük eden kuvvetlerden biri haline gelecekti. Zhu Liang, Liu Bei'nin saflarına katıldıktan sonra Çin'in içerisinde bulunduğu durumu derinlemesine analiz ederek Liu Bei'ye acımasız komutan Cao Cao tarafından yok edilmeden önce Sun Quan'la işbirliği yaparak Cao Cao'ya saldırması gerektiğini söyledi. Liu Bei de bu fikri mantıklı bularak Sun Quan'la ittifak kurdu. Yıl milattan sonra 208. Liu Bei ve Sun Quan ittifakının karşısında Cao Cao'nun ordusu bulunuyordu. Savaşta tarafların asker sayıları arasında ciddi bir fark vardı. İttifak yapmalarına rağmen Cao Cao kuvvetleri hala daha sayıca üstünlerdi. Ancak Zhu Liang sayesinde tarihe Kızıl Uçurum Savaşı olarak geçecek olan savaşın seyri değişecekti. Zhu Liang 10 adet küçük gemiyi Cao Cao donanmasına doğru gönderdi. Gemileri göndermeden önce benzinle her tarafını ıslatarak çıkartacağı yangının etkili olması için rüzgarın yönünü ve şiddetini dahi hesaplayarak doğru günü bekledi. Bu kadar küçük bir kuvvetle saldırmayacaklarından emin olan Cao Cao da bu durumdan hiç şüphelenmemişti. Ancak gemiler donanmaya yaklaşınca birden ateşe verildiler. Bütün donanması birbirine zincirli olan Cao Cao'nun bütün gemileri alev alarak yanmaya başladı. Böylece Zhu Liang'ın dehası dönemin en güçlü tarafını yenilgiye uğratmıştı. Daha önce başka bir videoda bahsettiğim boş kale taktiği de Zhu Liang tarafından yapılmıştı. Kaledeki asker sayısının çok az olduğunu öğrenen Wei Krallığı'nın kuvvetleri 100 bin aşkın büyük bir orduyu yolladı. Bu sırada kalede Zhu Liang ve 100 askeri bulunuyordu. Zhu Liang, askerlerine kale kapılarını ardına kadar açmalarını ve herkesin güvenli bir yere çekilmesini emretti. Düşman kuvvetlerinin başında Sima Yi bulunuyordu. Sima Yi, kaleye ulaştıktan sonra gördükleri karşısında şok olmuştu. Kale kapıları ardına kadar açık, surların üzerinde hiçbir asker yok ve yaşlı bir adam yerleri süpürüyor. Sima Yi ne olduğuna anlam veremezken surların tepesinde tanıdığı birini gördü. Zhu Liang. Zhu Liang sakin bir şekilde elbisesini düzeltti. Daha önce oraya konulan bir çalgının önüne oturdu ve yavaş yavaş çalmaya başladı. Sima Yi ne yapacağını şaşırmıştı. Zhu Liang'ın dehasından bütün Çin haberdardı. Karşısındaki adam dönemin en ünlü kişilerinden biriydi. Sima Yi ne yapacağını düşünürken müzik sesi birden hızlanmaya başladı. Sima Yi gittikçe hızlanan müzik karşısında bunun saldırı emri olduğunu düşünerek askerlerine geri çekilme emrini verdi. Böylece şehir korunmuş oldu. Zhu Liang'ın dehasından atan başka bir olayda ise ordu komutanı Zhu Liang'ı küçük düşürmek için 10 gün içinde 101 adet ok bulmasını istemişti. Bu kadar zor bir görevi yapamayacağından emin olarak onunla alay etmeyi düşünüyordu. Ancak Zhu Liang bu görevi
3 gün içerisinde yerine getireceğini söylemiş, bir gece 20 adet gemiye birkaç asker doldurarak düşmana doğru harekete geçmişti. Taarruz boruları çaldırarak askerlerinden kalabalık bir orduymuş gibi gözükmelerini istedi. Bunun üzerine düşman okçuları gemilerin bulunduğu bölgeye doğru ok yağdırmaya başladılar. Zhu Liang bu sırada gemileri geri çekerek okların boşa düşmesini sağladı. Ardından da boşa düşen okları toplayarak komutanına götürdü. Yaptığı işlerle Çin tarihine damga vuran ünlü stratejist Zhu Liang, M.Ö. 234 yılında çıkmış olduğu bir seferde ordu kamplarında çalışırken hayatını kaybetti. Ardındaysa büyük bir ün bıraktı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.